Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünlerde özellikle Türkiye'de teknoloji gündeminde konuşulan bir konu var. Belki sizin kulağınıza da geldi, belki de gelmedi. Oppo Türkiye'den çekiliyor. Türkiye'de Oppo faaliyetlerini durduruyor ya da işte farklı şekillerde de çeşitli dedikodular, bilgiler, haberler dolaşıyor. Bununla ilgili teknoloji sektöründe birkaç kişi video yaptı. Bir de ben yapmak istedim. Çünkü ben Oppo ürünlerini test ediyorum. Bugüne kadar kanalımda da birçok Oppo ürünü test ettim. Daha önce çalıştığım yerlerde de yine Oppo ürünlerini test etmiştim. Uzun yıllardır da kullanıyorum. Farklı ürünlerini yine Oppo ile ilgili ürünler hayatımda var. Hal böyle olunca arkadaşlar insanlar da merak ediyor ve bana zaman zaman sosyal medyada veya dost meclislerinde Oppo Türkiye'de neler oluyor soruları da gelmeye başladı. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar şu. Oppo Türkiye ilk geldiği zaman Vejan Bey vardı başındaki hala da o var. Onunla Türkiye'deki ilk röportajı ben yapmıştım. O zamanlar daha böyle yeni yeni Türkiye'ye giriyorlardı. Yaklaşık 3 ya da 4 sene önce olabilir. Türkiye'ye girdiklerinde ilk röportajı ben yapmıştım. Sonradan Vejan Bey çok güzel Türkçe öğrendi bu arada. Gerçekten takdir ediyorum ki kendisi daha önce Lenovo'da çalışıyordu. Yani Lenovo Türkiye'nin başındaydı. Sonra Oppo Türkiye'nin başına geçti. Hala da bu görevini sürdürüyor. Hatta onunla ilgili de kaçtı, gitti, gidiyor, ülkeden çıktı falan gibi böyle hani aslında saçma sapan diyebileceğimiz yorumlarda, dedikodularda yine dolaşıyor. Birazcık seviyoruz galiba biz böyle dedikodu tarzında şeyleri ama kaçacak, gidecek bir durum yok. Biraz da ben hani hem markaya yakın kaynaklardan aldığım bilgiler hem de kendi kişisel fikirlerimi bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoda söylediğim hiçbir şey resmi bir açıklama değil arkadaşlar. Onun altını özellikle çizeyim. Şimdi Oppo Türkiye'de faaliyet gösteriyor ama biraz da şöyle değişik, farklı bir durum söz konusu. Yani Oppo resmi olarak Türkiye'de kendisi yok. Türkiye'de bir yatırımcı üzerinden yani farklı bir firma üzerinden faaliyetlerini gösteriyor. Maxon isimli bir şirket var ve bu şirket tarafından Türkiye'de temsil ediliyor arkadaşlar. Ama bu yabancı bir şirket. Bu şirket de yabancı bir şirket. Bütün Türkiye'deki Oppo adına faaliyetleri bu şirket gerçekleştiriyor. Bu bir distribütörlük gibi değil de birazcık franchise gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Şimdi Oppo Türkiye'nin ülkemizdeki durumu ile ilgili aldığım bilgileri ve kendi kişisel yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, bir panik yapacak bir durum yok. Yani Oppo Türkiye'den çekilmiyor. Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Telefon satın almış olanlar yani sizler mesela aramızda bu videoyu izleyip de eyvah ben telefon almıştım, sorun olursa tamiri nereye götüreceğim, servisi var mı falan gibi sorular aklınızda olmasın. Bunlar zaten var. Bunlar devam ediyor. Bu tarafta bir sorun yok. Oppo Türkiye'de yeni bir yapılanmaya gitti arkadaşlar. Halen de süren bir yapılanma bu. Tabii ki biliyorsunuz hem dünyada hem Türkiye'de yani ülkemizde sıkıntılar var. Ekonomik olarak bazı sıkıntılar var. Çip bulunamama sorunu var dünyada. Bunun sonucunda fiyatlar artıyor. Fiyatlar arttığı için bizim ülkemizde zaten daha da fazla artıyor. Enflasyondan, kurlardan, vergilerden, şundan bundan dolayı. O yüzden markalar için, sadece Oppo için söylemiyorum. Diğer işte Xiaomi olsun, Samsung olsun, diğer markalar için de durum çok iç açıcı değil. O markalarda da zaman zaman yeniden yapılanmalar oluyor. Ekipler küçülüyor, ekipler büyüyorlar. Farklı adımlar atılabiliyor. Çeşitli işten çıkarmalar da olacaktır bu süreçte ve olmuştur da ve olmaya da devam edeceğini düşünüyorum. Hem Oppo için hem de diğer markalar için. Ama markanın Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece ekip birazcık küçülüyor. Onu söyleyebilirim. Aldığım bilgiler bu yönde. Zaten ben markanın öyle hani çekip gideceğini zannetmiyorum. Yani LG Mobile örneği var. HTC örneği var. Türkiye'de faaliyetlerini durdurdular bunlar biliyorsunuz ama LG diğer ürünlerine devam ediyor ama mobile tarafı yani telefon tarafında ürünlerini getirmiyor Türkiye'ye. Oppo'da böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü Oppo'nun Türkiye'de bir fabrikası var arkadaşlar. Ve bu fabrika benzerlerinden farklı olarak üretim üzerine tasarlanmış bir fabrika. Şimdi diğer markaların büyük bir çoğunluğu genelde Türkiye'de üretim yapmıyor arkadaşlar. Montaj yapıyorlar. Ha bu da değerli bir şey bu arada. Ben bunu küçük görmek için söylemiyorum. Konseptleri farklı olduğu için söylüyorum. Oppo'nun bir de fabrikası da var. Oradaki durumda üretim yapılıp yapılmadığı konusunda net bir fikrim, bilgim yok arkadaşlar. Oradan da çeşitli işten çıkarmaların olduğuna dair bazı haberler aldım. Bu konuda bilgisi olanlar varsa yorumlara yazabilir ama fabrika duruyor. En azından fabrikanın durduğunu biliyorum. Çünkü bu tarz böyle fabrikalar zaten hani ben kapatıyorum gidiyorum gibi bir şey değil. Bunlar uzun soluklu operasyonlar, uzun soluklu işler. Böyle bir fabrikada halen devam ediyor. O yüzden ben Türkiye'den çıkacaklarını düşünmüyorum. Ama bu benim kişisel fikrim. Ve Türkiye'deki faaliyetlerini, operasyonlarını birazcık küçülerek de olsa marka devam ediyor. Eğer Oppo bir telefonunuz varsa ya da Oppo telefon almayı düşünüyorsanız ben bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani servis tarafında en azından telefonun bir yeri bozulduğunda parça bulma vesaire anlamında herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama söylediğim gibi bunlar resmi bir açıklama değil. Tamamen benim kişisel fikrim arkadaşlar. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Ama işte Vejan Bey Türkiye'den kaçtı falan gibi hani kaçacak bir durum zaten yok. Hani ne olur işten çıkarılabilir. Tabii ki sonuçta kendi şirketi değil burası. Veya kendisi ayrılabilir. O anlar ayrı konular ama kaçmak gibi bir durum söz konusu değil. Bunlar komik iddialar. Ben de duyunca çok komiğime gitmişti. Çünkü sonuçta bu kripto borsası değil, bir şey değil. Kimseden para toplanıp ortadan kaybolacak bir durum yok. Tamamıyla bir şirketin başındaki bir isimden bahsediyoruz. Böyle şeyler
şeyler. Tabii bunlara çok itibar etmeyin. Oppo zor günler geçiriyor ya da şöyle bir şey oluyor falan değil. Bunlar büyük markalar arkadaşlar. Elbette satışlar oranında baktılar ki yeteri kadar satışa ulaşılamadıysa küçülme olabiliyor. Ama tam tersi de oluyor biliyorsunuz. Yani yatırımlar da artabiliyor. Büyüme de olabiliyor. Bugün 3 kişiyle yapılan bir iş yarın talep arttığı zaman 10 kişiyle yapılabilir hale de gelebiliyor. O yüzden bunlar olacak şeyler. Hepimizin hayatında da oluyor yani bunlar. Bireysel olarak yaşadığımız bazı sıkıntılar olduğunda biz de çeşitli önlemler alıyoruz. O bakımdan ben kişisel olarak endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Oppo Türkiye'deki faaliyetlerine devam ediyor. Birazcık küçülecekler. Ekibi birazcık küçültüyorlar. İşten ayrılan insanlar olmuş kulağımıza geliyor. En azından satış tarafında vesairede bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Hatta bunu teyit etmek için de MediaMarkt'ın Zorlu'daki mağazasına gittim. Mesela hala Oppo telefonların özel bir standı var ve orada Oppo telefon satışları da yapılıyor. Çünkü bazı iddialar vardı. Teknosa'dan çıktılar, şuradan çıktılar. Orada artık satılmıyor gibisinden. MediaMarkt'ta ben gördüm mesela. En azından satışlar devam ediyor. Telefonları, kulaklıkları veya diğer işte saat gibi ürünlerini yine bu MediaMarkt mağazalarında görebilirsiniz. Ben gördüm mesela. Demek ki herhangi bir sıkıntı yok. Hatta İstanbul Forum'da bir de mağazaları var Oppo'nun. Türkiye'de bir tane var benim bildiğim kadarıyla. O da halen açık ve faaliyetlerine devam ediyor arkadaşlar. Yani marka ile ilgili belli sıkıntılar var elbette ama o genel olarak dünyada ve ülkemizde yaşanan işte satışların düşmesi, ürün tedarinde yaşanan bazı sıkıntılar, çip krizi vesaire gibi konulardan dolayı beklenen rakamlara ulaşamamış olmaktan kaynaklanan bir düzenleme yapılmış. Ben en azından buradan baktığım zaman onu anlıyorum. Bu videoyu da Oppo Türkiye'de neler oluyor konusunu merak edenlere en azından bir nebze olsun detayları açıklamak, arkada neler oluyor, ne gibi durumlar söz konusu bunu ortaya koymak için çektim. Sizin de bu konuda bilgileriniz olabilir, görüşleriniz olabilir, fikirleriniz olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyacağım, hepsini değerlendiriyorum. Ayrıca bu konuya da katkı anlamında sizin yorumlarınız benim için önemli. Yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Klasik uyarılarımı yapayım. Bu videoyu izlediniz, beğendiniz, vay adam güzel konuştu dediniz. Belki ilk defa geldiniz veya daha önce de benim kanalımı biliyordunuz ama kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Açıklamada bir link var. Hemen tek bir tıkla oradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yine mevcut. Oradan tek bir tıkla beni tüm sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. 2023 yılında bu tarz videoların sayısını arttıracağım arkadaşlar. Teknolojiyle ilgili her şey için beni takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.